Görüyorum çift olarak da gezmeyi çok seviyorsunuz. Tatlı bir arkadaş grubunuz var. Evet. Böyle ışık saçıyorsunuz yani fotoğraflarda. Ya aslında bizi sürekli herkes tatildeymiş gibi zannediyor. Ya yani, da bilmiyorum belki kimine göre daha çok gidiyoruzdur da değil, ne gezdiniz falan diyorlar. Halbuki böyle iki gün, üç gün hafta sonu çünkü daha uzun Alican yapmıyor maalesef. Bana kalsa ben sürekli gezebilirim. O hiç alışkın değil, birazcık bu pandemiyle falan aşmış durumda şirketten uzak kalmayı. Ama gidiyoruz ya, gitmek de lazım biraz. Güzel ya. O bazı kalıpları da yıkmak lazım gerçekten. Biraz hayatın tadına varmak gerekiyor. Benim İmkanınız, bile, fırsatınız varsa. Yani imkanın kadar gidebileceğin çok yer var. Ben bile şimdi böyle 10 gün oraya gitsem, 5 gün onu yapsam düşünmeye başladım bile yani. Tabii ki imkanlarınız doğrultusunda ya yapacağız. İmkan derken de mesela tamam yurt dışına gittiğimiz de oluyor ama biz yani çok İstanbul'a 2-3 saat mesafede çok böyle doğa içinde bir yere de kalkıp gidebiliyoruz. Yani illa çok her böyle popüler ya da çok masraflı bir yerlere gitmek gerekmiyor. Ben de aynı şekilde. İnsana ciddi hava değişimi oluyor. Bir değişiklik oluyor bilmiyorum ya, bana iyi geliyor iki gün çanta hazırlayıp bir yere gitmek. Olabildiğince imkanım varsa dünyayı görmek, farklı kültürleri görmek. Ben bu kış yıllardır hayalimdi Küba'ya gitmek. Hiç gidememiştim. Nasıldı? Çok güzeldi. Yani ikinci kez bir daha gitmem tabii ki. Evet. Ama çok orada olmak istedim. Çok oranın dokusunu hissetmek, o... Hani ambiyansı yaşamak istedim ve güzel de bir tura katıldım. Güzel işte hayatımda bir de böyle bir... Sen sanatçısın ya. Bunu yapman şart. Evet. Yani şimdi bizim mesleğimiz de buna mecbur kılıyor bizi. Değişik kültürler öğrenmek, bilmek. O senin yorumuna yansıyor, sahnedeki duruşuna yansıyor. Edeceğin cümleye bir şey eklemene sebep oluyor. Kitlelere duyuruyorsun kesinlikle. Sen cümlelerini. Kesinlikle bir de... yeni insan tanımak ve hani ben kendi sektörüm, kendi ortamımın dışında mesela 10-15 tane çok güzel insanla tanıştım. Turla gittim ve hepsi hayatın başka bir köşesinden. Tabii. Buna da insanın ihtiyacı var. Yani yeni insanlar tanımak, yeni enerjilerle karşılaşmak. O da şansıma çok güzel bir ekipti, güzel bir grup olmuştu. O yüzden ve unutamayacağım anılarımdan biri. Peki deniz, dalgalar, inanamıyorum o fotoğraflarına, anlatır mısın? Wakesurf mu? İmkansız, evet. O ne? İsmini bile söyleyemiyorum, o ne? Benim de bilmediğim şeyler var gördüğünüz gibi. Ya ben 12 yıl önce falan Çeşme'de tanıştım. Wakesurf. Wakesurf, ne demek o? Yani dalga sörf ama biraz şeyin tekne, özel bir tekne. Teknenin yaptığı dalganın arkasına. Aslında yurt dışında daha çok zaten durgun gölde yapılan double sport. Ha, çünkü önde tekne gidiyor sana dalga yapıyor ve sen onun arkasına gidiyorsun. Suyun sakin olması gerekiyor. Tekne sana gerekli bir o iğmeyi gitmeni sağlayan o iğmeyi kazandıran bir dalga yapıyor. Ve onun arkasında işte ipi bırakıp. Dalganın o ittirme gücüyle aslında onu yakalayıp gidiyorsun. Ben de Çeşme'de tanıştım. Türkiye'de çok yaygın her yerde olan bir spor değil. Bir de mevsim itibariyle 12 ay yapamıyorsunuz. Tamam. O yüzden her yazın böyle yani sırf onu yapmak için hatta 2-3 günlük Çeşme tatili ayarlamaya çalışıyorum. Seviyorum. Suda olmayı seviyorum zaten. Ben korkarım mesela sörf falan yani kendimi düşünemiyorum o sörfün üstünde. Ya, okyanusta ben de herhalde hani o okyanusta yapılan sörfü ben de denemedim açıkçası. Ondan ben de çekinebilirim. Sanki sen her şeyi denermişsin gibi ama biliyor musun? Tayland'da denemeye kalktım ama dalga çok müsait değildi ama o bence çok zor. Hani biri öğretseydi yapabilirdim. Ama hani okyanusa girme fikri hala beni biraz tedirgin ediyor. Peki en merak ettiğim seninle ilgili şeylerden biri şu, mutfakla ilişkin nasıl? Mesela yemek yapmayı sever misin? Sofra kurmayı? Çünkü çok. Sen daha böyle hani maskülen, işte doğa sporları yapsın, köpekleriyle dolaşsın. Evet sofraya dokunsun ama çok müdahale etmesin. Öyle bir duruşun var yani. Çok merak ediyorum orada seni. Aslında inanılmaz domestik bir tarafım var. Gerçekten evet. Yani, bak mesela bunu hiç düşünmezdim. Acayip.
Yani böyle mesela temizlik yaptığımda ya da detaylı temizlik yaptığımda falan inanılmaz mutlu oluyorum. Ama bunu zorunluluktan değil, hani görmem ve istemem lazım. Yemek de öyle aslında. Ha. Yemeği inanılmaz sevdiğim için belki yapmaya da birazcık çok düşkünüm. Çok mu yiyorsun? Bak sakın bana çok yiyorum değil mi? Kavga ederiz yok, bu videoda. Yok yok yemiyorum tamam. Yazıklar olsun. Çok yiyorsun değil mi? Ve böylesi. Desene yiyorum. Bana ben spor yapıyorum yiyorum. Sen oturup yiyorsun. Deme evet, ya. Artık öyle biraz dengelemeye çalışıyorum. Çok yiyorsun değil mi? Şanslı. Ya yiyorum. Yiyorum. Hiç kıskanmadım. Sağlıklı şeyler de yiyorum bak gerçekten. Hiç inanmadım. Yani sürekli pis yemiyorum. Hiç inanmadım. Bu sadece sporla değil sen hep böyleydin çünkü. Ben hep böyleydim yazıklar evet. Yazıklar olsun bu metabolizma denen şeyin doğuştan gelmesine rest çekiyorum ya. Gerçekten. Ya valla üzülüyorum. Bayılıyorum size ya çok kıskanıyorum ama çok bayılıyorum bu metabolizme. Birkaç kişi var böyle çevremde çok yiyip. Dünyanın yok, en güzel kadın olarak aşmaya devam ediyor. Çevremdekiler de çok gıcık oluyor ama sen diyor 40'tan sonra göreceğiz seni. Hiçbir şey olmayacak rahat ol. Ya minik minik son birkaç yıldır bir şeyler değişiyor onu hissediyorum. Sen de değişmez. Değişiyor 46 yaşımdan sesleniyorum. Kesinlikle değişiyor. ama sana bir şey olmaz. Sen bir, gerçekten bedenine de iyi bakıyorsun. Bir de bu metabolizma doğuştan olduğu için yesen yesen. Ya evet şimdi babamları, baba tarafım, babamları düşünüyorum. Hala hepsi dal gibi. Deme ya. Evet. Benim annem de dal gibi ama babaannem değilmiş. Ben de o tarafa çek. Niye mesela annen dururken babaannene çekiyor vücudun ya da babana değil mi? Onu da dal neyse tövbe demeyeyim böyle şeyler ama. Bazen insan şey ya oluyor. Yiyorum yemeği çok seviyorum ama şöyle mesela hani. Mesela canım çekiyor zeytin yiyorum mesela. Tamam, benim avantajım tatlıyla aram yok. Ha. Evet bak oradan. Hiç mi tatlı? Hı-hı. Çikolata? Hı-hı. Dondurma? Yani şekerim Hı-hı. düşecek şöyle bir parça çikolata. Dondurma da mı yok? Yok yani. Ama bu da sevim. Çok nadir yani. Bir şey bulmayacağım. Bu da dondurmasız gün mü geçer? Meyve ben meyve çok seviyorum. Tamam. Onun dışında daha tuzlu acılı şeyler. Dediğim gibi oturup 10-15 tane zeytin yiyorum. Ya da işte illa ben de sürekli cips yemiyorum yani. Anladım. Salatalık yiyorum. Ha iyiymiş. Tamam kızmadım. Geri al. Şaka yapıyorum. Defteri uzatacağım ama önümüzdeki günlerdeki planını da öğrenmek istiyorum. Sonra defteri uzatacağım. Bu arada defteri de sana hazırlayayım hemen. Önümüzdeki günlerdeki neler planım. Neler var? Mesela dizi var mı? Filmin galası olacak Amerika'da. Evet müzikal onu bekliyoruz. Var mı? Var mı? Müzikal çok istiyorum. Buradan sesleniyorum. Lütfen güzel müzikli bir proje olursa bana ulaşın. Ulaşın. Ya tiyatro sahnesi aşağıdaki hakikaten... telefon numarasını diye ver. Buradaki telefon numarasını arayın. Tiyatro sahnesini hakikaten çok özledim. Müzikli olursa da acabası. Ama ben şimdi yakın zamanda bizimkilerle konuşuyoruz. Tekrar bir... canlı sahne performansına da başlayacağım gibi görünüyor bir mekanda. Harika. Çok özledim. Yani ayda bir iki de olsa onu yapmak istiyorum. Peki anlıyorum ana akım televizyonlarda bir şey yapmaya gönüllülüğün yok gibi ama yok. Dijital platforma mesela. Hayır hayır gönüllülüğüm yok şey? Değil. Var ara İstiyor ara bir şeyler misin? Oluyor görüşüyoruz ama hani denk gelmiyor. Anladım. Olmuyor. Yoksa dizi yapmak da istiyorsun. Tabii ki tabii ki tabii ki. Yani bence bu güzellikle...